Yapabet. Kod adı Aqua. Şirketlerine Evil Corp adını verdiler. Binlerce şirkette yüz milyonlarca dolar kaybı mevcut. FBI'ın en çok aranan siber suçlusu nasıl hala özgür bir adam? Balit, ilçe hazinedarının bilgisayarına Zeus adında bir Truva atı virüsü bulaştırılıyor. İlçenin banka hesabının giriş bilgilerini çalıyor ve çok geçmeden belirli miktar para kaybolmaya başlıyor. 10 bin dolara kadar olan ödemeler Amerika Birleşik Devletleri genelinde en az 25 kişiye aktarılıyor. Bilgisayar korsanları akıllı davranarak kurbanın bilgisayarı üzerinden bağlanarak kurbanda şüphe uyandırmaktan kaçınıyor ve faaliyetlerini maskeliyor. İlçe bankasının bir şeylerin ters gittiğini fark etmesi yaklaşık 8 gün kadar sürüyor. Ama artık her şey için çok geç. Kısa bir süre sonra Washington Post bir makale yayınladı. Bilgisayar korsanının Kentucky'ye maliyeti 415 bin dolar. Kötü amaçlı yazılımlar yetkisiz kurulum yoluyla işletim sistemlerine giriyor ve bilgisayar korsanları binlerce dolar çalıyor. 9 Temmuz 2010'da Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri Rus hukuk yetkililerinden yardım aldı. Aqua Code adlı hacker'a bağlı e-posta adresinin Maxim Yakubets'e ait olduğu oldukça kolay bir şekilde takip ediliyor. Bilgisayar korsanı dediğimiz Aqua, gerçek adı olan Maxim Yakubets, kendi şahsi banka hesabını kullanarak bebeği için bir bebek arabası sipariş eder. Ve bu hata Maxim'in FBI tarafından evinin aranmasına yol açar. Ancak soruşturma bir sonuç vermez. Yıllar geçtikçe kendi haline bırakılan Maxim, siber suçlarla ilgili oldukça geniş bir özgeçmiş hazırlıyor ve 2012 yılının en yıkıcı virüslerinden biri olan DirectX virüsüne liderlik ettiği düşünülüyor. Rus hacker, Maxim Yakubets işlevli virüs dağıtımından sorumlu bir siber suç çetesinin lideri olduğu iddia edilen rolü nedeniyle Pensilvanya'da suçlu konumunda bulunuyor. Bucket olarak da bilinen DirectX paketi Windows kullanıcılarına hedef oluyor. Bilgisayar korsanları bu makro virüsünü Microsoft Word ve Excel dosyasına yerleştirmek için halk diliyle oltalama dediğimiz yöntemi kullanıyor. Dosya açıldıktan sonra kötü amaçlı yazılım bilgisayarın klavyesini her basışını izleyen bir keylogger enjekte ediyor ve tüm giriş bilgileri, banka bilgileri ve hatta kişisel bilgiler bile tehlikeye giriyor. 2014 yılında DirectX günlük 15 bin spam e-posta yoluyla yayılıyor ve çoğunlukla İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarına saldırıyor. Sadece bir yıl sonra her iki ülkede tahmini olarak 20 milyon pound ve 10 milyon poundluk hırsızlıkla sonuçlanıyor. Bir süre sonra DirectX çetesi günümüz adıyla Evil Corp olarak bilinmeye başlar ve Maxim'in bu grubun lideri olduğu iddia edilir. Ve kısa bir süre sonra Evil Corp üyelerinin dünyadaki en tehlikeli hacker gruplarından biri olduğu kısa sürede kanıtlanır. Rus hacker Maxim Yakubets, işlevli virüs dağıtımından sorumlu bir siber suç çetesinin lideri olduğu iddia edilen rolü nedeniyle Pensilvanya'da suçlu konumunda bulunuyor. Bu şekilde hacker grubu yalnızca DirectX virüsüyle yüzlerce banka ve devlet kurumundan yüz milyonlarca doların üzerinde para çalıyor ve bu sadece bir başlangıç. Kısa bir süre sonra düzinelerce makro virüsler içeren kötü amaçlı yazılımlar ortaya çıkıyor. Lucky, bir Microsoft Word belgesi olan Lucky veya değerli dosyalarınızı şifreleyen bir e-posta fotoğraf eki olan Bart. 2019'un yeni bir sürprizi var. Evil Corp, Maxim Yakubets ve tüm ortakları Amerika Birleşik Devletleri Maliye ve Hazine Bakanlığı'ndan yaptırımlar alıyor. Dahası Evil Corp'un en kötü bilgisayar korsanlarından ikisi Adalet Bakanlığı tarafından cezai ihlallerle suçlanıyor. Kimliklerinizi tespit ettikten sonra maskenizi açığa çıkaracağız ve size dava açacağız. Aynı zamanda Maxim bir hacker'a verilen en yüksek ödülü de alıyor. Yaklaşık 5 milyon dolar. Evil Corp için her şey bitti mi? Sadece bir yıl sonra Garmin'in hacklenmesinin hikayesiyle karşılaşıyoruz. Garmin ekibi doğrudan Evil Corp'a bağlı olan bir FIDE yazılımı olan Vested Locker'dan şüpheleniyor. Garmin FIDE yazılımı saldırısı 10 milyon dolarlık tüyleri ürpertici bir para talebiyle sonuçlanıyor. Garmin söz konusu edilen parayı ödeme konusunda tek kelime etmiyor ve 4 gün içinde zararlı yazılımı kendi yöntemlerini kullanarak silmeyi başarıyor. Yakubets oldukça abartılı bir yaşam tarzıyla tanınıyor. 200 bin dolarlık Lamborghini ile dolaşıyor ve Moskova polisinin önünde driftler atıyor. Ayrıca evcil hayvanlar ve aslan yavrularıyla da ilgileniyor ve bir haftada 1 milyon rublete varan spa tatillerine çıkıyor. Peki bu Rus hacker'a bu özgürlüğü garanti eden şey neydi? 2017 yazında Maxim, eski FSB memuru olan Edward Vanderskay'ın kızı olan Elyona ile evlenir. Yeni kayınpederi ve gizli yüzü, onun hükümet kapsamındaki Rus siber saldırılarındaki rolüne ilişkin şüpheleri arttırıyor. Dahası, Evil Corp'un kendisinin de Rus istihbaratı tarafından kontrol edildiğinden şüpheleniyor. Bu çok da abartılacak bir durum değil. Söylentiler ve spekülasyonlar, Rusya'yı siber suçlar için bir liman olarak görüyor. Siber güvenlik firması olan CrowdStrike'ın eski teknik sorumlusu Dmitri Alperovich'e göre bu hapishane ile devlet arasında çalışmak için bir seçim.
Bunun Rusya açısından oldukça faydalı olduğu görülüyor.